Bebe, bebe kardeşim neredesin? Aa, burada da yok. Bebe, saklanıyor musun kardeşim? Neredesin? Sanırım buradasın. C. Aa, burada yok. C. Burada da yok. Bebe, hadi kardeşim, sıkıldım seni aramaktan. Neredesin? Anladım, salondasın. İyi buldum seni. Ha? Bebe kal, sehpanın oradasın. Gördüm işte seni. Hı? Aa, bebe uyuyakalmış. Nene, ne oldu bebeciğim? Şşşt, bebe burada oyun oynarken uyuyakalmış. Ay, yavrum benim, güzel kuzum. Ben onu şimdi yatağına çıkarırım. Dur çocuğum, dur. Hem de bebe uyuyakaldığına göre ben kiminle oynayabilirim? Şilay'la oynayabilirim. Şila. Şila yok Pepe. Nerede ki? Babamla dışarı gittiler. Annemle evdeyiz. Tamam Eke. Tamamsa tamam. Bibi'ye gidebilirim. Bibi. Bibi de yok. Zeze. Efendim Pepe. Canım oyun oynamak istiyor da benimle oynar mısın diyecektim. Çok isterdim ama annemle tiyatroya gideceğiz Pepe. İstersen annen Deniz'in alsan da gel. Annem evde yok ki, gelemem. Başka zaman oynarız o zaman arkadaşım. Tamam Zeze. Tamam Pepe, görüşürüz. Görüşürüz. Şu. Efendim Pepe. Benimle oyun oynayacak kimseyi bulamadım. Ben şimdi kiminle oyun oynayacağım? Pepe ile oyna canım. Ha? Pepe ile mi? Evet. Komik Şuşu. Pepe zaten benim. Evet sensin. Ben benimle, yani kendimle mi oyun oynayacağım? Evet. Bazen görüyorum sen kendi kendine de harika oyunlar oynuyorsun Pepe. Doğru ya, bu hiç aklıma gelmemişti. O zaman eve gidiyorum. Ne oynasam, ne oynasam, nasıl bir oyun bulsam? Ben bir kurbağayım. Harikasın Pepe. Kurbağa. Bırak. Bırak. Oy. Bırak. Çok güzel. Bırak. Ben küçük bir kurbağayım. Minnacığım. Vırak. Baba burada kala kaldım. Gel beni kurtar buradan. Vırak. Küçük kurbağayı kurtarmalıyım. Vırak. Bekle kurbağacık, seni hemen kurtaracağım oradan. Vırak. Vırak. Bırak. Güngül açtım. Bırak. Allah. Ay bırak. Geliyorum yavru kurbağa, bekle beni. Bırak. Allah. Bırak. İşte geldim. Hop. Yaşasın. Baba kurbağa yavru kurbağayı kurtardı. Şuşu, hadi kurbağa vurarak şarkı söyleyelim mi? Bırak.
söyle zıplayarak. Bırak 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 bırak. Sen de söyle zıplayarak. Bırak 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 bırak. Sen de söyle zıplayarak. Bırak 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 bırak. Sen de söyle zıplayarak. Çok eğlendim. Gerçekten kendi başına oynamak da çok eğlenceliymiş Şuşu. Ne güzel. Şimdi ne oynasam kendimle? Ne oynasam, ne oynasam, ne oynasam? Aha! Kuklalarım. Ay ne güzel bir gün böyle. Ama beni sürekli hapşırıp tutuyor. Hasta mı olacağım acaba? Etrafta da kimsecikler yok. Böyle hapşı mı dedi? Ay beni çok korkuttun tavşancık. Ama benim adım tavşancık değil. Benim adım hapşı. Nasıl ya hapşı? Efendim? Ben sana deme. Hapşı. Efendim dedim ya. Yahu anlamadın mı? Ben galiba biraz hasta oluyor. Hapşı. İdeal koyuncuk. İsmimi söyleyip duruyorsun. Ama efendim diyorum. Yanıt vermiyorsun. Güzel. Ay bir türlü söyleyemedim ki işte. Ben adına söyleyemiyor. Hapşı. Efendim. Ooo kızıyorum ama. Kızma. Kızma vallahi bak. İsmini söyle. Hapşı. Ne hapşı dedi. Ne hapşı. Ne güzel. Ay dur hızlı söyleyeceğim şimdi hapşı. Evet dinliyorum seni. Ben hasta olduğum için hapşırıyorum. Senin adını söylemiyorum aslında. Hapşı. Daha önce söylesene. Ben de bana sesleniyorsun sanıyorum. Harikasın Pepeciğim. Ne güzel konuşmalar kurdun. Ne güzel canlandırdın kuklaları. Ben kendimle oynamayı da arkadaşlarımla oynamak kadar çok sevdim. Buna çok sevindim bir tane. Aa, yavru kurbağa yine orada kalmış. Hemen onu kurtaracağım. Bırak. 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 Gidiyorum yavru kurbağa. Çok komiksin Pepe. Hadi Pepe sen de gel. Bırakçılık oynayalım beraber. Aa tamam. Kardeş kurbağa geliyor. Bırak. Bırak. Hadi beni yakala kardeş kurbağa. Çok eğlendim ben. Sen de eğlendin mi bebe? Oo, bebe eğlenmedin mi kardeşim? Vurakçılık oynamak çok eğlenceli değil miydi? Nasıl yani? Çok eğlendim abi. Vurakçılığı yapayım. Vurak seni bebe. Atarsın bekle. Bir ona kadar sayayım. 4. Ne olursun
anneli. Bir kerecik atayım, sonra saymaya devam edersin. Olmaz, ona kadar sayacağım. Beş. Birlikte sayarız. Bir ben sayarım, bir sen mi sayarsın? Bir tane ben, bir tane sen. Olmaz mı? Olur. Yaşasın, çok iyisin Leli. Altı. Nereye kayboldu şimdi bu top? Kuşlar yemiş olabilir. Kuşlar top yemez Liko. Arkadaşlar, siz topun nereye kaybolduğunu gördünüz mü? Evet. Aa, bak Liko, biliyorlarmış. Peki nereye kaybolduğunu bize söyler misiniz? Söyleriz. Aa, bak Liko, söylerlermiş. Nerede peki, nerede, nerede? Orada, ağaçta. Ha? Ay, gördüm Liko, gördüm Liko. Tamam Leli, koluma çekiştirince ne oluyor ki? Ay, heyecanlandım. Biraz ondan oldu Liko. Bak, top orada. Ama az önce oradaydı. Orada Leli, bak ağaçta. Ha? Hadi. Dur Leli, izle şimdi. Ben nasıl hemen alacağım topu? Ha! Ha! Sesi duydun mu Liko? Sanki biri gülüyor. Duydum Leli. Siz de duydunuz mu arkadaşlar? Duydum. Kim olabilir ki? Kimsin? Nasıl da kandırdım sizi ama? Hiç anlamadım senin topu aldığını. Kılavuz. Arkadaşlarımız seni niye birinin eline versinler ki? Anlamadım. Onu demek istemedim Liko. Ele vermek, birinin gizlice yaptığı bir şeyi açığa çıkarmak demek. Anladım. Arkadaşlarımızın senin ağaçta saklandığını söylemeyerek. Seni ele vermemiş oldular. Yaşasın, doğru sanıcı buldunuz. Bulduk. Topu yukarı atıp sayıyordum. Sonra Liko geldi ama atıp sayamadı. Çünkü sen geldin. Oyunla engel olduğum için özür dilerim Liko. Seni bir şartla affederim Kurabuz. Şart mı? Hangi şartla Liko? Tabii ki güzel bir oyun oynamamız şartıyla. Hadi Kurabuz, güzel bir oyun oynayalım. Hadi Kurabuz, hadi. Dur Leli, oynayacağız zaten. Kolumu çekiştirmen gerekmiyor ki. Leli'nin yeni alışkanlığı kol çekiştirmek. Ha? Hadi sen oyununu söyle artık Kulobuz. Sıkı durun, söylüyorum. Oyunumuz biraz önce sizin oynadığınız oyuna benzeyen, topla oynanan bir oyun. Üstelik bu oyunda ben de sizinle oynayacağım. Üç kişi daha eğlenceli olur. Ay, yaşasın, çok mutlu oldum. Ben de sizinle oynayınca çok mutlu oluyorum. Bu oyunun adı Stop. Oyunda önce bir kişi ebe olacak. Ebe olan bir isim söyleyip topu havaya atacak. Ve ismi söylenenin topu yere düşmeden önce yakalaması gerekiyor. Yakalarsa o da bir isim söyleyip topu havaya atacak. Ama yakalayamazsa bir renk söyleyecek. Ve ebe olmayanlar o renkte olan herhangi bir şeyi tutmadan birini topla vurmaya çalışacak. En son hiç topla vurulmayan kazanmış olacak. Çok eğlenceli bir oyuna benziyor. Hadi oynayalım. Başlıyorum. Le. Hadi hadi. Le. Liko. Ha? Ha, yakaladım, yakaladım. Le. Ha? Ku. Hadi ama Liko, sabaha kadar seni mi? Leli. Ha! Liko.
Düşme top, düşme, düşme, düşme. Ay. Top yere düşünce ne yapıyorduk? Unuttum. Rex öyle. Ha, tabii ya. Rex söyleyip onları yakalayacaktım. Kırmızı. Ay. Mavi var, yeşil var, sarı var. Arkadaşlar, kırmızı bir şey görüyor musunuz siz? Kırmızı elma ağacı arkanda. Hani nerede? Yakaladım seni. Aa! Ay! Düh ya Leli. Seni. Güzel oynadın. Hemen de anlamışsın oyunu Liko. Tebrik ediyorum seni. Şimdi ne olacak peki? Kim ebe olacak? Liko beni ebelediği için ben çıkıyorum oyundan. Şimdi ikiniz oynayacaksınız. Lele ebe olacak. Ama bu sefer isim söylemek yok. Yalnız Rex söyleyeceksin Lele. Ay çok heyecanlanırım ben. Çok heyecanlanırsan beni yakalayamazsın akıllım. Gör bak. Nasıl güzel yakalayacağım seni. O zaman oyuna başlayalım. 3, 2, 1 başlayın. Lila. Lila ne ki ya? Hayatımda Lila diye bir renk duymadım. Allah Lila geliyor. Arkadaşlar lütfen söyleyin. Burada lila renkli bir şey var mı? Yakalayacağım seni Liko. Yakalayacağım. Şimdi yakalayacağım. Bak Liko. Yakalayacağım. Çit mi? Gördüm. Ve birinci Liko. Topu öyle. Bana da öğret Liko. Öğretirim tabii ki de. Aferin Liko, çok iyi oynadın. Lili ikinci oldu. Ben de üçüncü oldum. Bence ikinci olmak da, üçüncü olmak da çok güzel kılavuz. Doğru söyledin Lili. Ne güzel oyun oldu. Şu bulutla ay gözlerim. Ha.
Merhaba Pisi. Ay. Merhaba Cici. Ne oldu Pisi? Gözlerini neden öyle kısıyorsun? Şey Cici, güneş gözlerimi birazcık rahatsız etti. Tam açamıyorum gözlerimi. Aa, canım benim, buna bir çözüm bulmalıyız. Bir kaka alıyorum Cici. Sanki kara kargalara geliyor. Kuak, 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 kuak. Pisi kardeş buralardaydı sanki demin. Allah Allah, nereye gitti acaba kuak? Pisi. Merhaba kara karga. Ama ben buradayım Pisi. Sen niye oraya bakıyorsun ki? Neresin kara karga? Buradayım Pisi, burada. Kuak. Göremiyorum. Arkamdan güneş gözüme geliyor kara kargacığım. Güneş gözümü çok rahatsız ediyor. Gözümü açıp bakamıyorum sana kara karga. Keşke buna bir çözüm bulabilsek de seni görebilsem. Dur bekle Pisi, bekle kuak kuak. Neresin kara karga, nerede? Nereye gittin arkadaşım? Kara karga. Bak, bunu bir gözüne tak. Sonra etrafa güzel güzel bak. Bak. Görüyorum şimdi rahat rahat. Merhaba kara karga. Merhaba Pisi. Cucu, bu nedir? O bir güneş gözlüğü canım. Güneş gözlüğü nedir? İşte tam da senin ihtiyacın olduğu gibi. Güneş gözlerimizi çok rahatsız ettiğinde takıp gözlerimizi rahatlatan bir aksesuardır gözlük. Teşekkür ederim kara karga. O zaman sorunu çözdük. Ay, merhaba Pisi. Merhaba Pan. Ne nedir bu telaşın, anlat bakalım. O gözündeki nedir Pisi? Ne oldu sana arkadaşım? Bu güneş gözlüğü Pan. Gözlerim güneşten çok rahatsız olmuştu da kara karga bana bu güneş gözlüğünü getirdi. Kara karga mı? Bu karga da pek iyilik sever olmaya başladı. Hayret. Evet ya. Senin neyin var arkadaşım, anlatacak mısın? Anlatacağım tabii, anlatacağım. Benim güzel babaannem bugün kitap okumak istedi. Babaannemin gözleri yakını göremiyormuş. Bu yüzden kitap okuyamıyor. Şimdi de biz de bir yol bulamıyoruz. Ne yapsam bilemiyorum. Babaannemin üzülmesini hiç istemiyorum Pisi. Keşke bir yolu olsa. Ben okuyup sen dinle dedim ama kesinlikle kabul etmiyor. Ne yapabilirim, bilemedim ki. Aklına bir çözüm gelirdi senin Pisi. Bu sefer aklıma gerçekten bir şey gelmiyor Pan. Tek umudum sendin Pisi. Benim aklıma bir şey geldi. Kara karga size söylemek istedi. Nedir aklına gelen kara karga? Yardım mı edeceksin yani bana? Tabii ya. Kara kargaya bak, uçtu gitti. Karga hem yardım edeceğim dedi hem de çekti gitti. Dur hemen, kızma o kara kargaya. Kesin bize bir çözüm getirecek, inan bana. Bu nedir? İşte senin sorununu çözecek şey bu kak. Bu da benimki gibi bir gözlük ama biraz farklı bir gözlük. Gözlük mü? Söyle babaannene, taksın bunu gözüne. Selam da söyledi dersin kara karga kak. Okusun istediği kitabı doya doya kak.
çocuğu, bu nasıl bir gözlük ki? Hanım babaanne işte kitap okuyabilecek. Çeşit çeşit gözlük vardır tatlım. Sanırım bu gözlük yakını göremeyen gözlerin yakındaki şeyleri görmesini sağlayan bir gözlük. Bazı kişilerde uzaktaki şeyleri göremez mesela. Uzaktaki şeyleri görmemizi sağlayan başka gözlükler de vardır. Bazen de gözlerimiz hasta olur. Onları iyileştirmek için de bir süre gözlük takmamız gerekebilir. Yani sadece güneş gözlüğü değil, birçok sorun için çözüm bulabilen gözlükler var, öyle mi? Evet canım, öyle. Yani bu gözlüğü takınca gerçekten kara karganın söylediği gibi babaannem kitabı okuyabilecek mi? Evet tabii ki. O zaman bu sorunu da çözdük. Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Termosa mı? Gözlüğe mi? Pompaya mı? Doğru, gözlüğe. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir gözlük çizin.